Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Türkiye'de ve dünyada teferruatta kalmaması gerekenleri konuşmaya devam ediyoruz. Dünyanın en çok suç örgütlerine operasyon yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yine müjdeyi vermiş, yüreklere su serpmiş, hepimizi mutlu edecek harika bir istatistik açıklamış sevgili izleyenler. 1 Haziran 2023 ve 8 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 401 organize suç çetesi çökertilmiş. 401 organize suç çetesi 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 çökertilmiş. Bunlar çökertilenler. Çökertilmeyen var mıdır? Kesin vardır. Bu bir başarı mı? Vallahi İçişleri Bakanı bunu bize bir başarı hikayesi gibi anlatmaya çalışıyor. Sormamız gereken çok önemli bir soru var. Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, samimiyetinize inanıyoruz ne kadar vatansever, ne kadar Atatürkçü, ne kadar iyi bir bürokrat olduğunuzu, valilik yapmış, İçişleri Bakanlığı yapmış, mükemmel bir insan olduğunuzu, İsrail'i protesto etmek için Coca-Cola değil de Fanta içen bir kahraman olduğunuzu biliyoruz. İşte bu liyakatinize binaen şunu sormak istiyoruz. 1 Haziran 2023 ile 8 Mart 2024 arasında bu kadar kısa sürede 401 tane organize suç çetesi çökertmişsiniz tebrikler. Bunlar ne ara Türkiye'de organize olmuşlar, çete kurmuşlar, çökertilecek kadar büyümüşler. Sizden önce iktidarda hangi siyasi parti vardı? Sizden önceki İçişleri Bakanı kimdi? Sizden önce bu ülkenin iç güvenliğinden kim sorumluydu ki bu kadar çok suç örgütü kurulmuş, çeteler kurulmuş? Dünyanın her tarafından suç örgütleri, suç örgütlerinin liderleri, uyuşturucu tacirleri, baronlar Türkiye'ye gelmişler. Bir de bunu açıklar mısınız ve çökertmediğiniz, çökertemediğiniz, çökertmeye cesaret edemediğiniz suç örgütleri de var mıdır hala acaba? Kadere bakın Ali Yerlikaya haberinden sonra Ali Yerlikaya'dan önce İçişleri Bakanımız olan Süleyman Soylu'yla alakalı bir haber çıkıyor karşımıza. Yargıya Sadık Soylu müdahalesi. Mafya ile ilişkisi hakkında ifadesi alınamadı. Sadık Soylu dediğimiz şahıs Süleyman Soylu'nun neyi oluyor? Kuzeni oluyor. Kim bu adam? Mafya. Ve Ayhan Bora Kaplan biliyorsunuz Türkiye'den kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Ondan sonra bir sürü operasyon yapıldı. Birçok kişi tutuklandı. İşte Ayhan Bora Kaplan'la bu Sadık Soylu'nun enteresan ilişkileri varmış. Bununla alakalı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir ifade almak istemiş. Sadık Soylu'nun ifadesini almak istemiş ama Süleyman Soylu demiş ki: "Ya demiş seçimden önce siz benim kuzenimin ifadesini alırsanız bu ne olur? Bu muhalefetin işine yarar. Bu ne olur?" AK Parti'ye zarar verir, davamıza, kutlu davamıza, mukaddes davamıza zarar verir demiş. Yani ölü mukaddes bir davaları var ki hırsızlık zarar vermiyor, yolsuzluk zarar vermiyor, adaletsizlik zarar vermiyor, hukuksuzluk zarar vermiyor, işkence zarar vermiyor ama bu pisliklerin ortaya çıkması zarar veriyor. O yüzden de hassasiyet göstermişler demişler ki seçimden sonra bu ifade alma işlemi yapılsa şık olmaz mı? Sonuçta çağırsanız gelip ifade verecek yeri yurdu belli, muteber bir insandan bahsediyoruz. Eski İçişleri Bakanının kuzeni sonuçta yani, değil mi? Kaçıyor mu? Bir yere mi kaçıyor? Sanki Süleyman Soylu suçlulara haber verip kaçın size operasyon yapılacak diyen bir insan mı sanki? Ve bugün sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında gelen şu fotoğraf var. New York'ta çekilmiş bir fotoğraf. Trafik kazasında bir insanı katleden ve yanındaki insanları Ölüme terk eden bir çocuk var biliyorsunuz. Bu çocuğun anası var bir de. Ünlü yazar tripleriyle gezen, sahtekar bir ünlü yazar. Yani kendisini öyle takdim ediyor. Ünlü yazar diye takdim ediyor her tarafından estetik akıyor, her tarafından makyaj akıyor, her tarafından yapmacıklık akıyor. Bir kadın güya analık refleksiyle oğlunu kaçırmıştı Mısır'a. Mısır'dan gittiler Amerika Birleşik Devletleri'ne ve orada bir vatandaş bunları tanımış ve fotoğraflarını çekmiş. Kahkahalarla gülüyorlarmış, sırıtıyorlarmış, keyifleri yerindeymiş filan. Öyle vicdan azabı filan yok tabii ki. İnsanlar buna çok öfkeliler, çok kızgınlar. İnsanların bu öfkelenmesi, kızması son derece haklı ve yerinde. Bu vicdani bir refleks ama cinayet işleyip Sonra da sırıtan ilk insan onlar değil sevgili izleyenler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde ilk kez olmuyor böyle bir olay. Cinayet işleyip, insanları kaçırıp, yok edip, işkence yapıp, bir mezarı bile olmayan onca insan var. Açılan davalar var ve bu davaların tamamı zaman aşımından filan düşürülüyor. Bu davalardan yargılananlar, emir verenler, insanları yok edenler, kaçıranlar ülkenin en vatanseverleriymiş gibi geziyorlar, sırıtarak geziyorlar. En son Mehmet Ağar'ı gördünüz. Tansu Çiller'i gördünüz. 90'ların kahramanları. Her yerde çok saygın insanlar gibi ağırlanıyorlar. Sadece onlar da değil. O kadar çok örnek verebiliriz ki. Yani bu eylem tok denen çakma yazar kadının sırıtmasını sağlayan şey. Yani onun sırtını dayadığı yer. O katiller. Sırıtan katiller. Sırıtan keyfi yerinde katillere bakıyor. Diyor ki bu adalet sisteminde biz her türlü yolumuzu buluruz diyor. Tabi bulurlar yollarını zamanı oynuyorlar şu anda sevgili izleyenler. Sonuçta bağlantı kurmaya çalışıyorlardır. Tabii Somali Cumhurbaşkanının oğlunu hatırlıyorlar diyorlar ki onlar bir yolunu buldular, kurtuldular. Biz de kurtuluruz diyorlar. Yani onları böyle sırıttıran şeylerden birisi de maalesef üzülerek söylüyorum bizim vicdanımızın seçici olması. Bazı olaylara tepki gösterip bazılarına hiç ses çıkarmamamız belki de o oh olsun dememiz. Biraz da hatayı kendimizde aramalıyız. Bu videoyu çekmeye başlamadan hemen önce önüme bu haber düştü sevgili izleyenler. Tanıdığım bir insan olduğu için de tabii ki beni etkiledi. Çok da üzüldüm. Sevindirici bir haber aslına bakarsanız. Bir insanın beraat etmesi çok sevindirici bir haberdir. Bir şeyle suçlanıyor, müebbetle yargılanıyor ve sonra beraat ediyor. Aa masummuş diyorlar. Yakup Şimşek. Beyefendi bir adam. Ben de şahsen tanıdığım için söylüyorum. Darbeyle marbeyle hiçbir alakası olmayan bir adam 6 yıl 7 ay cezaevinde yattı. 8 yıldır da yargılanıyordu, müebbetle yargılanıyordu ve beraat etti. Geçen 6 yılı, 6 yıl 7 ayı kendisi cezaevindeyken vefat eden babası, babasının cenazesine bile gidemeyişi, babasının son anlarında yanında olamayışı, kaybettiği zamanları bir masumun hayatından 6 yılı, 7 yılı, 8 yılı, 10 yılı nasıl bu kadar kolay gasp edebiliyorlar? Ve AK Parti'nin NİDE milletvekili Profesör Doktor Cevahir Uzkurt mükemmel bir müjde vermiş NİDE'lilere, hemşerilerine. Demiş ki değerli hemşerilerimiz NİDE'liler gözünüz aydın şehrimize çok güzel bir kapalı cezaevi yaptıracağız demiş. Evet bunu müjde olarak veriyorlar sevgili izleyenler. Bunun müjde olarak vermesinden daha kötü olan şey ne biliyor musunuz? Bunun gerçekten müjde olduğunu düşünen insanlar var. İyi ya kapalı cezaevi yapılacakmış. Bizim oğlan da orada gardiyan olur. Bizim çocuğu da oraya bir işe sokarız, bir şey yaparız falan diye. Şehrimize kapalı cezaevi yapılacakmış diye. Keşke bu kadar çok cezaevi yapılıyor Türkiye'ye. Bu kadar çok cezaevi yapılınca Türkiye güvenli bir ülkeye dönüşse. İnsanlar kendilerini güvende hissetseler. O kadar büyük adalet sarayları yapılınca keşke Türkiye'de adalet sistemi fıstık gibi olsa. Tam aksine. Binalar büyüyor. Binalar çoğalıyor. Ama adalet azalıyor. Erdoğan yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Bütün şehirlerde aday o. Bazı yerlerde onun adını kullanmıyorlar. İzmir'de, Tunceli'de filan onun adını kullanmıyorlar. Onun fotoğrafını kullanmıyorlar. Hatta AK Parti logosunu bile kullanmıyor. Oraların adayları bazı yerlerde. Niye ise? Niye ise? Utanacak ne var canım? Kullanın yani. Sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı dedi ki biz dediği 20 küsür yıldır halkımıza bir kez bile yalan söylemedik dedi. Evet dedi bunu. Muhterem Pinokyo'yu saygıyla anıyoruz. Pinokyo sen ne güzel bir kuklasın yani. Yalan söyleyince burnu uzuyor hiç olmazsa. Keşke insanların da burnu uzasaydı değil mi yalan söyleyince. Yani yüzü bile kızarmıyor. Bırakın burnun uzamasını filan. Yüzü bile kızarmıyor. Çok rahat, çok profesyonel, rahat. Yalan söylemeye devam ediyorlar ve demiş ki, belediyeleri de bize verin. Ülkeyi uçurmaya devam edelim demiş. Uçurmak. Uçurum ve uçurmak arasındaki ses benzerliği de çok güzel değil mi? çok anlamlı yani. Ülkeyi uçurmaya devam edelim. Nereden? Nereden aşağı? Galiba hala uçurumda dibe doğru yol var ki uçtuğumuzu zannediyoruz. Yani bir binadan düşen insanın kendisini uçuyor zannetmesi gibi bir şey bu. Havada ya. Yere daha çakılmadı ya. Uçtuğunu zannediyor. Alın ülkeyi şöyle uçurmaya devam edecekler sevgili izleyenler. Bakın bu fotoğraf bundan 5 yıl önce yine yerel seçimlerden hemen önce Ekonomik krizden dolayı insanlar bize oy vermeyecekler. Eyvah ne yapalım filan derken hatırlayın ne yapmışlardı? Asrın icadı Tanzim satış noktaları. Ucuza patlıcan, domates, biber, marul satmışlardı ya. Hıyar satmışlardı ucuza. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına ucuza hıyar satmayı büyük bir adım, büyük bir hamle, büyük bir hizmet olarak sunmuştu. Ve gördüğünüz gibi Berat Albayrak, Nurettin Nebati tam kadroda oradalar. Domates satıyorlar. Ucuza domates satıyorlar. 5 lira yazıyor galiba sevgili izleyenler. Tam okuyamıyorum da. Şu an domatesin kilosu kaç lira ya? Tanzim satış noktası açtılar. Ve geldiğimiz noktada 5 yılın ardından daha da kötüye getirmeyi başardılar. Daha da kötüye çevirmeyi başardılar uçuruyorlar. Tek adam rejimi nedir? Bunu özetleyen harika bir haber. Sizinle bunu ben daha iki gün önce paylaşmıştım bu haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelan Ormanı'nın çevresindeki tarım arazisinin, hatırlıyorsunuz değil mi haberi? Linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması kararını iptal etti. Bu kararı kim vermişti? Yine kendisi vermişti. Şimdi kim iptal etti? Yine kendisi iptal etti. Peki kendisi iptal etmeseydi bunu başka bir yolla iptal ettirme şansımız var mıydı? Hukuk, adalet mahkemeler, anayasa mahkemesi filan. Mümkün mü? Yok böyle bir şansımız yok. İşte buna tek adam rejimi deniyor. Sonra da diyor ki yüzümüze diyor yanlışlarımızı haykırın diyor. Tek adam rejimi nedir? İşte size bir örnek daha. Demokrat Partili Salih Uzun, Cevdet Yılmaz'ın yeteri kadar cevabını iade etti. Hadsiz, saygısız. Şimdi bu yeteri kadar ne demek bu? Yani hatırlıyor musunuz bu haberi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gittiği yurt dışı gezilerine kaç kişi gidiyor yanında? ve ne kadar masraf yapılıyor diye bir milletvekili milletin adına bunu soruyor. Bunu sorabilir misiniz? Sorabilirsiniz. Buna cevap verilmeli midir? Verilmek zorundadır. Bu yani milli sır falan değil ya bu. Kaç kişiyi götürüyorsunuz ve ne kadar masraf yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı yardımcısı cevap vermiş. Yeteri kadar. Evet verdiği cevap bu biliyor musunuz? Yeteri kadar. İşte milletvekili de diyor ki bu yaptığı saygısızlıktır diyor. Evet saygısızlıktır ama umurlarında mı? Umurlarında mı sizce? Yani Anayasa Mahkemesi kararına uymayan insanlardan bahsediyoruz. Anayasayı çiğneyen insanlardan bahsediyoruz. Göz göre göre yapıyorlar bunu. Alenen yapıyorlar. Çünkü kendilerini artık dokunulmaz olarak görüyorlar. Dolayısıyla sorduğunuz, bir milletvekilinin sorduğu soruya cevap vermiyor ya. Yeteri kadar diyor. Hakaret ediyor, dalga geçiyor. Yüzsüz. Evet, yüzsüz. Şimdiki haberi küfretmeden yorumlayabilmek gerçekten çok zor siz de anlayışta karşılarsınız umarım. Küfürsüz yorumlama gayretimi takdir edersiniz diye düşünüyorum. İsrail Gazze'yi insani yardım seline tutmak için çalışıyoruz demiş. Gazze'yi insani yardım seline tutmak için çalışıyoruz demiş. Hani Gazze'de deprem oldu, doğal bir afet oldu. İsrail de yardım mı ediyor? Yani Gazze'nin insani yardıma muhtaç hale gelmesini Evet, dediğim gibi küfürsüz bir şekilde devam edelim. Ordu sözcüsü İnsani yardımların gecikmelerinden yardım kuruluşlarının başarısızlıklarını sorumlu tuttu. Evet, İsrail ordusunun sözcüsü insani yardımlar gecikiyor ama bunun sorumlusu biz değiliz. Yardım kuruluşları başarısız demiş. Yani yardım kuruluşları da gerçekten burada hatayı kendilerinde aramalılar. Siz yani Kafanızın üstünde füze yağarken insani yardım götüremeyecekseniz niye insani yardım derneği diye ortalıkta geziniyorsunuz yani? Birazcık bomba atılıyor diye, birazcık keskin nişancılar sizi vuruyor diye böyle gecikme olur mu demek istiyor. En ağır küfürleri hak ediyorlar. En ağır küfürleri hak ediyorlar ama dönüp dünyanın haline bir baktığımızda bu yüzsüzlüğün, bu utanmazlığın onlara bu cesareti veren şu dünyanın rezilliği, çaresizliği, insanlığın düştüğü çukur, derdin büyüğü orada zaten. İnsanlık buna müsaade ettiği için, koca dünya buna müsaade ettiği için bu kadar rahat bir şekilde... Evet, küfürsüzce...